Herkese merhaba. Bu Işıltılı Hayatı Biz Seçmeliyiz'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm biraz kişisel olacak. Bu Işıltılı Hayatı Biz Seçmedik aslında biraz kendi hayat hikayemden çıkarak aklıma gelmiş bir fikirdi. Hiçbirimiz kendi hayatımızı seçmeyiz. Hepimiz belki çok daha farklı yerlerde olmak isteriz ama bu hayatın içine doğdum ben. Bu hayat nedir? Uğur Mumcu'nun kızı olmak, Güldan Mumcu'nun kızı olmak, Özgür Mumcu'nun kardeşi olmak ve de kendi biricikliğimle kendim olmak. Babam ismimi koyarken Özge koymuş. 1976 yılında evlenmiş bizimkiler. 1975 yılında tanışıp. 1977'de abim Özgür dünyaya gelmiş. 1981 yılında Özge. Özge aslında babaannem olan Nadire'nin Türkçesi. Bakınca Özge herkesten başka anlamına geliyor. 80'li yıllarda aslında Özge ismi çok da yaygın bir isim. Çok Özge diye bir arkadaşınız kesin vardır ya da birinin tanıdığı vardır. Ama Özgür'le Özge o kadar uygun ki birbirine. Ben İngilizce'ye çevirirken adımı Unique Candlemaker derim. Babam çünkü bu babam kendini tanıştırırken bir İngilizce İngiltere'ye yabancı dil okuluna gittiğimde bana bunu bir hocam anlatmıştı. Luck Candlemaker diye tanıştırmış Uğur Mumcu. Şimdi babam bizim çok iyi eğitim almamızı isterdi. Birkaç dil bilmemizi, kolejde okumamızı. Bunun nedeni de devlet okulunda karşı ideolojiden biri gelirse bizi korumak içindi. Yani hani kolejde bunlara dokunmazlar, işte parasını veririz gibi bir mantıkla. Biz böyle abim de ben de önce Ayşe ablaya gittik Ankara'da. Daha sonra bir kolejden mezun olduk ikimiz de. Ve daha sonra ben, o Galatasaray'ı kazandı benden 4 yaş büyük. Daha sonraki yıllarda da ben Bilkent siyaset bilimini kazandım. Aslında sosyoloji istiyordum. Neden sosyoloji istiyordum onu da bilmiyorum şu anda. Fakat bir gün televizyon izlerken siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerin aslında benim birazcık daha radarıma girdiğini fark ettim. Bir televizyon programındaki bir konuyu konuşurken. Ve böylece bir siyaset bilimi serüvenim başladı. 4 sene Bilkent, daha sonra Ankara Siyasal'da siyaset bilimi master yaptım. Yüksek lisansı, küresel tüketim kültürü ve Türkiye diye. O da aslında Bilkent'ten siyasala geçince yaşadığım kültür şokunu anlatan, biraz da kendimi anlatmak amacıyla yazdığım bir tezdi. Çünkü Bilkent'te her şey tüketime odaklıydı, siyasalda her şey bütün siyasalın kampüsünden zaten solun yükseldiğini duyabilirdiniz, solun bütün seslerini. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Daha sonraki aşamada biraz İstanbul'a baktım. Fakat yurt dışına gidecek finansal durumum yoktu, durumumuz yoktu yani. Bir doktorayı da orada yapayım diye. ODTÜ'ye başvurdum, siyaset bilimi. Yani bütün alanlarımı Ankara'da işte Bilkent, Siyasal ODTÜ, siyaset bilimi alanında eğitimimi, doktoram çok uzun sürdü ama bunların nedeni de hem vakıfla ilgilenmem hem de aynı zamanda başka işlerde çalışmamdı. Bunları bir kenara koyalım benim kişisel hayatımda. Bu arada doktora yaparken çocuk doğurmak çok akıllıca bir şey değil. Şimdiden hani böyle bir şey yapmış, düşünmüş ya da başından geçmiş olanlara da söylemiş olayım. Yavrucuğum tez yazarken büyüdü. Sonuçta böyle bir ailenin içine doğdum. Ve iyi ki ben bu ailenin içine doğdum diyorum. Çünkü benim inanılmaz bir babam vardı. Nasıl diyeyim, nasıl anlatılabilir? Herkesin babası inanılmazdır. Ya da belki herkesin babası, insanların babası çok kötüdür. Ama benim babam hani her şeyin ötesinde çok insandı. Yani bunu anlatmanın nasıl yollarını bulmaya çalışacağım size. Bir kere bütün ailesinin bizi mezarlara götürdü, mezarlıklara. Kaybettiğimiz ailelerin, yakınlarının hepsinin hikayesini anlatırdı. Belki de onun için onlara bir veda sembolü ya da onlarla bir konuşma yöntemiydi. Şu anda bunu söylemem çok mümkün değil ne olduğunu. Biz bayramlarda böyle tatile gitme mitme yoktu. Böyle 3-4 günlük efendim şuraya gidelim, buraya gidelim, taksitle ödeyelim vesaire. Bunlar hayaldi o zamanlar için. Biz mezarlıkların bayramın birinci günü gider, ikinci gün bütün akrabaları gezer. Ondan sonra da işte üçüncü, dördüncü günü sakince geçirirdik. Genel olarak bayram tatillerimiz böyle geçerdi. Benim babamın babası, hiç tanımadığım dedem, çok erken ölmüş Hakkı Şinasi Bey. Tapu kadastro müfettişi ve işine de çok sadık bir hani müfettişliğin getirdiği o titizlikle olan bir insan olduğunu biliyorum ve
Babaannem de acayip yemek yapan, bütün dört tane çocuğu büyüten bir kadın. Yani çok güçlü, kuvvetli, hani hep derler ya Osmanlı kadınlarından. Fakat bir sorun var, ben babaannemle hiç anlaşamazdım. 1987 yılında kendisi vefat etti, Allah rahmet eylesin tekrar. Nadire Mumcu hayatımın en ilk sertlik yaşadığım insanlarından bir tanesiydi. Çünkü o eski usul, biz yeni usul, kuşak çatışması. Ben çok küçüğüm ve şımarık bir kız çocuğuyum. Ve babam da beni şımartmayı çok seviyordu açıkçası. Şöyle akıştan devam edelim. Bizim belirli rutinlerimiz vardı. Babam o rutinleri çok severdi. Mesela bir tanesi klasik müzik dinletmek. Bir tanesi klasik, dünya klasiklerini toplayıp, hani Milli Eğitim Bakanlığı o zaman basmıştı, kütüphanelerimize onları koymak. Bunları okuyun çocuklar. Ben mesela Goethe okuduğumda Genç Werther'in Acılarını sanırım 9 yaşındaydım. Ve gerçekten anlamadığım için kendimden biraz şüphelenmeye başlamıştım. Ben nasıl bunu anlayamıyorum diye. Ve ciddi bir şekilde ben dünya klasiklerini herhalde yani 8, 9, 10, 11. Ondan sonra Anna Karenina'lara geçtim falan. Çok kısa yıllar içinde bitirdim. Çünkü babam bizim her türlü bilgimizin olmasını isterdi. Yabancı dilimizin olmasını isterdi. Her türlü eğitim imkanına ulaşmamızı isterdi. Ve bunun için de yani kısıtlı maaşıyla bizi özel okullara gönderirdi. Pazarları balık günüydü. Bilmiyorum yani pazar günü balıkçıları vardı bir takım. Giderdi toplardı işte neyse ben kılçıklı balık sevmezdim falan. Ona göre balıkçıyla konuşur ona göre ayarlardı falan ayarlatırdı. Ondan sonra abim gitar çalardı. Ahmet Kahneci'den ders alırdı. Ben de müziğe eğilimim vardı o zamanlardan da. İşte ilk beste yapmışım bebekken. Hala var darap diye hala anlatılır. Çocuğuma öğretmeye çalışıyorum şu anda. Caz bestesi yapmışım. Ve one and only, yani tek caz bestem. Tek bestem ya da. O müzik şeyiyle önce orgalındı bana. Daha sonra bu kız böyle olmayacak, bir piyano alalım dendi. Ve daha sonra da akraba, eş, dost derken Kamuran Gündemir'e ulaştı. Kamuran Gündemir, Fazıl Say'ın hayatında da aslında çok önemli yeri olan, Ahmet Say'ın çok yakın arkadaşı olan, çok önemli bir öğretmendi ve ilk müzik derslerimi ondan aldım. Yani düşünsenize dünya dahisini yetiştirmiş bir insandan müzik dersi aldım ve hala onun öğrettiği şeyler bende şeyde durur. Aklımda hala durur ve onun piyano çalarken ritme eşlik etmesi. Kamuran amcayı da çok uzun yıllar önce kaybettik. Eşi Selçuk teyzeyi de birkaç sene önce kaybettik. Bizim ortak noktamız vardı başka. Bir de Ayvalık'ta o ortak noktamız. Şimdi böyle mutlu. Annemden bu arada hiç bahsetmedim çünkü sonra bahsedeceğim. Kendi içinde iyi dinamikleri olan, abi kardeş çatışması da olan tabii ki her aile gibi. Ama bütün evleri böyle zannediyordum ve çok şaşırıyordum. Haftanın 4 günü bizim evde yemek var. Yani yemeğe gelenler de hani hiç normal insanlar değillermiş sonra baktığımda. Bir gün size çocuk aklımla bana çok büyük gelen bir şey söyleyeyim. İşte TRT'de Müjde Ağar filmleri gösteriliyor. Müjde Ağar bizim eve geldi. Allah'ım koridora saklanıyorum, ölüyorum heyecandan, ne yapacağımı bilmiyorum. En sonunda en yeteneksiz olduğum konu olan aslında şey olan resimde. Bir şey yapmaya karar verdim, bir ev çizdim, evin içine yıldızlar çizdim, ondan sonra ve onu hediye ettim. Konu neydi, niye gelmişlerdi bilmiyorum ama ben o yıldızlarla dolu ona şey yaptım ve gel canım buraya böyle bir sarılmacalar falan filan, çok hakikaten ufacıkken. Bir başka bir gün Şanar Yurdatapan Türkiye'ye dönmüştü. O zaman işte yavaş yavaş şeyleri anlamaya başladım. Hani kaçanlar olduğunu, gelenler olduğunu vesaire ve neden kaçıldığını, 80 darbesi, Kenan Evren, Özal konuşuluyor. Zaten babamın yaptığı işi yavaş yavaş anlamaya başlıyorum. Sonra yani insanların babası hep televizyona çıkıyor falan zannediyorum. Çünkü çok normal bir şey. Hani TRT'ye çıkıyor tabii. Ondan sonra daha sonra canlı olduğu için Star'a da çıktı. O zaman HBB vardı hatırlarsanız. Oraya da çıktı. Her zaman babamı çıkartacak bir konu bulurlardı. Babam da hiç hayır demezdi ve o üstün konuşma yeteneğiyle herkesi büyüleyen ve münazara yarışmaların birincisi bu arada lise yıllarında, ortaokul lise yıllarında babam televizyondaydı.
Çok komik olurdu. Şimdi babam televizyona çıkmış, zaten kaydolmuş. Sonra biz hep beraber ailecek oturup bu televizyon kaydını izlerdik. Sonra telefonlar çalmaya başlardı bir tanesi. Uğur Bey, çok sevindim, çok güzel bir konuşma yaptınız derdi biri mesela. Sonra birisi de Allah belanı versin, senin de sonun böyle olacak falan, artık işte telefonlar böyle şeydi. Gelirdi. Yani aslında şu andaki Twitter'daki halimizin çok junior versiyonunu, çok küçük versiyonunu yaşıyormuşuz baktığım zaman. Ve böyle okul, ödevler biter, işte yemekler bilmem ne vesaire biter. Saat 8'e kadar zaten, hani 8'de TRT'yi izleyeceğiz ya haberleri. 8'e kadar yemeklerin bitmesi lazım. 8'de işte önce Cumhurbaşkanı, sonra Başbakan, sonra işte falan filan her şeyi izlerdik. Ve biz bayağı böyle diyalog kurardık işte. Baba şu kim, şu ne iş yapar? Ondan sonra babam anlatır. Bu adam iyi mi kötü mü? Ondan sonra televizyona çıkıp konuştuğunda. Daha sonra şöyle diyaloglar şuna evrilirdi. Baba genel sekreter partide ne yapacak, ne yapar falan. Babam anlatır işte şey mesela işte Baykal'la İnönü zamanı vardır. Baykal genel sekreter olmuştur. Ondan sonra genel sekreterin görevi nedir? Siyaset bilimci olacağım belliymiş aslında 7-8 yaşlarındayken. Babam bunu anlatır falan. Ondan sonra işte... Hatta şöyle bir şey vardır, Baykal bizim eve geldiğinde böyle garson falan bir toplantı. Oturttu beni kucağına, ya şey 8 yaşındayım, sohbet ediyoruz. Ay yavrum nasılsın, ay sen de ne kadar minnoşmuşsun falan, olur ya öyle şeyler. Dedi, büyüyünce ne olacaksın, insan itfaiyeci olacağım der, onu der bunu der. Ben dedim yüzüne bakıp genel sekreter dedim. Hala hatırlıyorum. Sonra yıllar sonra bana hatırlattı. Hafızası çok kuvvetli bir adamdır. Özge sen şu bordo koltukta oturup bana genel sekreter olacağım demiştin. Ondan sonra sen niye işte partiye gelmiyorsun da şey yapmıyorsun da işte gençlik kollarına gelmiyorsun? Ben de efendim demiştim. Hani ben siyaset biliminin bilim kısmını çok seviyorum. Teori kısmını çok seviyorum. İşin şey örgüt kısmın için hani... Yani düşünmüyorum deyince bana kızdı. 2 yılda çok da konuştuğunu söyleyemem sonraki yıllarda. Neyse bu ayrı konu. Bunlar işin tatlı kısımları. Şimdi gelelim biraz sıkıntılı kısmına. Geçtiğimiz günlerde Çankaya Belediyesi bir ödül verdi. Zülfü Livaneli ile Yorgo Papandreou'ya barış ödülü verdi. Türk-Yunan barışındaki verdikleri katkılardan dolayı. Papandreou ismini tabii ki İsmail Cem'den hani çok iyi hatırlarsınız. Yani Yunanistan siyasetini biraz biliyorsanız. Papandreou evet PASOK'la kaybetti ama şu anda Sosyalist Enternasyonel'in başında. Zülfü Livaneli'yi bilmeyen yoktur zaten Türkiye'de. Şöyle bir şey oldu. Konser bitimine doğru bir ödül töreninden sonra canlı yayınlanmış zaten. Ödül töreninden sonra bir konser oldu. Bu ikinci kez aslında senfonik olarak dinleyişimdi. Ve o senfonik olarak dinleyişimde solistler inanılmaz iyi bu arada. Orkestrasyon, Rengin Gökmen'in orkestrasyonunda çok iyi gidiyor. Bana bir şeyler oluyor. Yani her seferinde yani benim kendimi aslında 29 yıl sonra kendim bulduğum noktada artık hani insan ağlamaz ya. Hani artık geçmiş, her şey bitmiş. Bir sürü şey sönümlenmiş, hayat yeni yeni yollar açmış. Kendimi şurada buluyorum. Bulduğumu fark ettim. Evin önündeyiz. Bomba patlamış zaten, olan olmuş. Bir çukur açılmış arabanın olduğu yerde. Arabayı götürmüşler. Ondan sonra o çukurun olduğu yere karanfiller dolmaya başlamış. Çiçekler, 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 yığınlar, notlar. Geceleri biraz sakinleştiği zaman insanlar üstüme de çok gelmesin diye, çünkü çok ufağım, 11 yaşındayım, dışarı çıkardık. İşte Mihri teyzemiz vardır. O meşale yakarlardı. Her gece meşale yaktılar. Kaç gece bilmiyorum. Bir ışığını biz tutacağız diye insanlar. Ve o meşalecilerin yanına şemale derdi onlara. Ben şemalecilere derdi şey götüreceğim, çay götüreceğim. Çay demlenirdi saat 11'de. Ondan sonra zaten ev dolup dolup taşıyor. İşte gelen giden kimdir artık bilemiyorum, o kadar kalabalık. Ondan sonra meşalecilerin yanına giderdik biz. Bir karlı kayın ormanı söylenirdi. Bir yiğidim aslanım söylenirdi. Ben o güne gidiyorum. O şarkı o şekilde bir şey yapıldığı zaman ve ağlamama engel olamıyorum yani. O 11 yaşındaki o kız çocuk halime gidiyorum. Ve de sonrasına gidiyorum. Sonra bize neler yaşattılar.
neler oldu. Onlara gidiyorum. İnanın şimdi dönüp baktığım zaman 40 yaşındayım. 29 sene geçmiş. Şey çok anlamsız geliyor, çok değişik geliyor. Yani Şubat tatilinin başladığı işte Cuma günü biz, işte babam bize hediyeler almış, şey almış. Ondan sonra Pazar günü bomba patlamış. 10 gün geçmiş, yani 14 gündür Şubat tatili. Biz Pazartesi okula başlamışız. Ben direndim başlamayacağım diye. Ondan sonra annem beni zar zor ikna etti falan. Bir de annem hangisiyle uğraşsın? Hani cenazeyle mi? İki tane ergen çocukla mı? Ve bir şey süreciyle mi? Dava süreciyle mi? Okula gittim. Herkesin bakışı değişmişti. Yani böyle bir anlamlandıramamak, biraz acımak. Ben, yani ne yapacağım, nereye saklanacağım bilmiyordum yani o kadar. Çok duygu yükü, çok fazla olan şey. Sonraki yıllar devam etti. Yani ben işte o hafta neyse, İngilizcem iyiydi. Yani genel olarak ben hani teşekkür takdir öğrencisiydim zaten. Ve yani bu süreçte ben nasıl o teşekkürleri, takdirleri, o notları aldım? Evde bir cinayet soruşturması giderken nasıl eğitimimi tamamladım? Bunların hepsi şu anda dönüp baktığım zaman bana soru işareti gibi geliyor. Çünkü hani hayatın normal akan bir kısmı var ya, yani devam etmemiz gereken. Çünkü hayat devam ediyor. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Biraz geriye dönelim. 27 Ocak günü cenaze oldu. O zamanki TRT canlı yayından verdi. Ben de şunu hatırlıyorum zaten kalabalıklar. Kamera, bir de yağmur var, gözlüğüme sürekli yağmur geliyor. Ve babamın koyduğumuz işte şey yaka kartı sürekli kıvrılıyor yağmurdan. Sinir oluyorum, babamın yüzüne bakarak düzeltmeye çalışıyorum falan. Ondan sonra işte o zaman Tuncay Özkan, hep söylerim Tuncay abi, ben dedim ki ben morgda babamı görmek istiyorum. Yani son kez görmek istiyorum. Ya bu benim hakkım değil mi? Ya dediler ki Özge görmesen daha iyi. Hani senin son halini hatırla. Hayır, son hali o. Aslında benim onu görmem lazım. İzin vermediler. Ondan sonra kuzenim Güneş abla gitti. Halamın, Beyhan halamın kızı. Ve Tuncay Özkan gitti. İkisi de o zaman Cumhuriyet'te çalışıyorlar. Böyle cenaze arabası, bizi polis arabasına koydular cenaze şeyinde. Ondan sonra yanımızda da Tuncay abi koşuyor arabayla beraber, onun o heyecanlı, telaşlı haliyle. Tuncay abi dedim, nasıldı dedim. Merak etme Özge, gülüyordu dedi, gülümsüyordu. Tamam dedim. Çünkü o acıyı çektiğini bilmek, onu hissetmek o kadar zor bir şeydi ki benim için. Yine ileri saracağım. Ben o şarkıda, Yiğidim Aslanım'da hep oraya gidiyorum. Dediğim gibi 40 yaşımda da belki 60-70 yaşına geldiğimde de hep o günlere geri döneceğim. Ben her sabah babamla uyanıyorum. Bir tarafta duruyor. Hep aklımda. Her gün. Çok yakınını kaybeden insanlar bilirler. Onunla konuşursunuz zaman içinde. Sıkıştığınız zamanlarda çağırırsınız onu yanınıza. Düşüncenize. Ben çok çağırdım. Çok konuştum. Ya hep yanımda gibiydi bir yandan da. Daha sonra bizim ailenin büyük çabasıyla rahmetli Beyhan halamı özellikle anmak istiyorum. Bize o kadar iyi kol kanat gerdi ki, çünkü ailenin en büyüğü oydu. Onu yani hakkını hiç kimse ödeyemez. Beyhan halam, annem uğraştılar. Bu dava açılsın diye uğraştılar. Bu dava kapansın diye uğraşıldıkça karşı taraftan, artık o karşı taraf kimse, annem uğraştı. Aile uğraştı ve mecliste bir Uğur Mumcu Araştırma Komisyonu oluşturuldu süreç içinde. Ben bütün bunlar oluşturulduğunda 14-15 yaşındayım. Yani diyorum ya işte matematik sınavına gir, en büyük derdin hoşlandığın çocuğun sana bakmaması olsun gibi küçük küçük dünyalara artık kendime yaratmaya başlamıştım. Ondan sonra Uğur Mumcu Uzun Takip adı verilen dava süreci başladı. Daha doğrusu önce soruşturma süreci, bir Hizbullah evinden çıkan diskette kroki buldu, ne hikmetse. O krokiden işçeyin tarif edildiği,
İşte bombanın konulduğu, işte C4 tipi patlayıcı, işte bunları da öğreniyoruz ya süreç içinde. Ondan sonra bütün bunlar başladı. Artık üniversiteye gelmiştim, Umut Operasyonu başladığında. Üniversiteye girdiğim zaman da 99 yılıydı. Ahmet Taner Kışlalı'yı kaybettik. Kaybettik değil, Ahmet Taner Kışlalı evinin önünde öldürüldü. Ondan önce Metin Göktepe öldürüldü. Ondan önce zaten öldürülenlerin haddi hesabı yok. Yani 70'lerden sayarsak, Sabahattin Ali'den sayarsak zaten bir dolu isimle karşılaşıyoruz. 99'da günlüğüme şöyle bir şey yazdığımı hatırlıyorum. Galiba bu acı hiç bitmeyecek. Çünkü Ahmet Taner Kışlalı'yı da tanıyordum. Ben biliyordum ki o, bütün konuşmaları o gidecekti babamı temsilen. Babamı, yani babamcıyı unutturmamak için o olacaktı. Ve de o da öldürüldü. Bu nasıl bir zaman aralığıdır? 99-2000 koalisyon hükümetleri, işte dersler, sınavlar vesaire. Sonra AKP'nin gelişi. AKP'nin gelişiyle beraber ben mesela şeyi hatırlıyorum aynı yıl. 2003 olması lazım. Aynı yıllar. HSBC ve sinagog patlamalarını hatırlıyorum. Ondan önce de işte 2001 11 Eylül'ünden önce 10 Eylül'de bir canlı bomba saldırısı olmuştu Taksim'de. Onları hatırlıyorum ki canlı bomba saldırısından abim Kılpay'ı kurtulmuştu. Ve bize doğru da, ya biz o sırada bir vakfı kurmuş ve vakfın ayakta kalmasına çalışıyorduk. Anma törenleri düzenliyorduk. Bu anma törenleri şey anlamında değil, mumu yakalım, unutalım değil. Hayır, mumu yakalım, burada olduğumuzu hatırlatalım ve de hala bu işin çözülmediğine dair hesap soralım. Umut davası döndü dolaştı, Tevhid Selam adlı bir örgüte bağlandı. Tevhid Selam örgütünü daha sonra 17-25 Aralık'ta duyduk. Sonra ne oldu bu örgüt bilmiyorum ben. Yani gerçekten şu anda hükümlü olan insanlar var. Onlar bize karşı da dava açtılar. Böyle saçma sapan, sürüklenen, yıllardır bitmeyen bir kavga. Mahkeme kavgası. Geçen sefer bir tebligat daha geldi. Aa dedim, işte bombayı koyan Oğuz Demir olduğu söylenen kişi davadan, şeyden ayrılmış. Aa dedim, belki adamı mı buldular acaba? Tabii ki bulmamışlar, usulen ayrılmış, başka bir şekilde devam ediyor. Şimdi böyle bir tabloda nasıl bir Türkiye'ye inanırsınız? Nasıl bir adalet duygusuna inanırsınız? Ben hala inancımı koruyorum. Biraz salağım galiba. Bir gün aydınlanacağına inanıyorum. Bir gün belki aralarındaki bir kavgadan, hani yazın gördük ya Sedat Peker açıklamalar yaptı falan. Orada da şöyle bir çaresizliğin içine düştük. Çaresizlik demeyeceğim buna, çıkışsızlık da, kelimesi daha doğru. Sedat Peker, evet, Mehmet Ağar'a attı topu. Fakat zaman aşımı denilen bir şey var. Biz yeniden tekrar bir mafya liderinin söylediklerinden bir davayı açamayız. Ama Sedat Peker çok güzel reyting kazandı bundan. Ve bizim acaba dedim, bütün her şey bir uyuşturucu kavgası mıydı? Bu kadar basit miydi? Bütün bunları sorgulattı. Tekrar. Şimdi devam edeceğimiz zaman yine 1-24 Ocak. Yine evin önünde bir anma olacak. Yıllardır gerçekten insanlar, yıllar boyunca kaybettiğimiz çok insan oldu gelip bütün sevgilerini, bütün gözyaşlarını bize akıtıyorlar. Hiç değilse her gün sosyal medyadan ben mesaj alıyorum. Ya küfürler de alıyoruz tabii. Yani o küfürler, işte bahsettim ya ilk telefonlar gibi. O küfürler de bunun devamı aslında. Çünkü her siyasi davada maalesef ki öldüren taraf var. Ve o öldüren taraf aslında sizin de bu sesi tekrar var etmenizi istemiyor. Biz vakıfta bunu var etmeye çalışıyoruz. Babamın sesini tekrar var etmeye, tekrar güçlendirmeye, unutturmamaya ve de kendini araştırmaya adamış bir insanın hayatının aslında unutulmaması gerektiğine inanıyoruz. Bundan 10 küsur sene önce Türkiye'deki bütün aileler Toplumsal Bellek Platformu adı altında bir araya geldik. Tesadüfler zinciri birbirini kovaladı. Biz vakıftan Orhan Tüleyloğlu'yla Neden Öldürdüler diye bir kitap çıkartmıştık. Bütün bu babamın yazdığı faili meçhul cinayetler üzerinden çıkarak. Ve 28 aile bir araya geldik. Yani bunların içinde işte Filiz Ali de var, Dink ailesi de var. Yani böyle bir skalada.
Ve aslında ideolojik olarak birbirimizden farklı noktalara düşsek bile ne kadar kardeş olduğumuzu anladık bazı alanlarda. Bazı alanlar derken adaletsizlik, hukuksuzluk, yalnız bırakılma ve unutturma çabası. Ve bunlar için meclise gittik, oraya gittik, buraya gittik, elimizden gelen bütün yolları denedik. Tabii ki bir Ergenekon dönemiydi. Biz Ergenekon için kullanılabilirler mi diye bir uğraştılar bence. Ben öyle düşünüyorum şu anda. Kullanılmayacağımızı anlayınca da farklı yöntemler denediler. Sosyal medya üzerinden deli gibi saldırmalar. Herhalde ilk trollerle baş eden bizlerizdir yani. Daha sonra işte 17-25'ten sonra bizim davamıza sahip çıkmadınız, biz Tevhid Selam'ı babamızın cinayetini araştırıyoruz diyen cemaatçiler çıktı ortaya. Daha sonra böyle yani Türkiye'nin her dönümünde, her kırılmasında biz aslında biraz dik durdukça ve biraz bu hani kırılmalara doğru kendimizi evirmedikçe kullanışlı soyadlar olmadık. Bu da bir açıdan hayatımızın devamı için bir onur vesikası oldu. Ben öyle görüyorum. Evet, şurada yazmış olabiliriz, burada yazmış olabiliriz. Cumhuriyet içinde kendi kavgalar olabilir vesaire vesaire. Bunlar gündelik hayat içinde akışı farklı olan bir şeylerdir. Ama biz en azından hani Mumcu ailesi olarak vakıfı kurduk. Annem, abim ben. Vakıf işletmesini ben öğrendim siyaset bilimciliğin yanında. Yayıncılığı öğrendim. Seminerler nasıl olur onu öğrendim. Ve şu anda kendim başka bir iş olan siyasal danışmanlık, siyasi danışmanlık yapıyorum. Ve bütün bunların yanında da her gün, her sabah babamla uyanıyorum. Her akşam onu düşünerek uyuyorum. Keşke burada olsaydı diyorum her gün. Ve yani bilmiyorum... Memleketin geldiği bu kadar yazdı çizdi, bütün ilişkiler ağları ortaya çıktı. 30 sene sonra söyledikleri hala doğru. Çünkü temelleri ortaya çıkarttı. O yüzden hayatta olsaydı evet bunu söylediğim zaman insanlar çok kızıyor. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşayabilirim. Ve yavaş yavaş bu podcast'imin sonuna gelirken biraz duygusal bir podcast oldu farkındayım. Şöyle şeyler düşünüyorum. Babamın neredeyse her ilde bir parkı var babamın adına. Kendisine benzemese de bir sürü heykel yapıldı. Kendisi için şarkılar, ağıtlar yakıldı. Ve aslında o yaşıyor herkesin belleğinde. Belki yaşamak insan ömrü kısa. Yani 102 yaşında da ölebilirsiniz, hiçbir şey yapmayabilirsiniz hayatta. 51 yaşında öldürülüp bir Türkiye'nin hafızasına da kazınabilirsiniz. Bu iyi bir bakış açısı mı bilmiyorum. Fakat en azından benim için bir avunma diyorum. Çünkü şu anda 90'lı yıllarda doğan çocuklar, 93 yılında yaşadık biz bunu. 90'lı yıllarda, 2000'lerde, 2010'larda doğan çocuklar en azından Uğur Mumcu Parkı'nı biliyorlar. En azından İlhan Erdos Parkı'nı biliyorlar. En azından Sivas'ta öldürülenleri biliyorlar. Çünkü bu toplumun iki tane belleği var. Bir tanesi tarihsel akın. Çizgiler. 12 Mart'lar, 12 Eylül'ler, 28 Şubat'lar, darbeler, siyasi kırılmalar, işte siyasi tartışmalar. Fakat bir derin bellek var. Öldürülenler. Deniz Gezmiş var. Eren var asılan. Ve bunlar hiç unutulmuyor. Hrant Dink var. Uğur Mumcu var. Metin Göktepe var. Metin Altıok var. Behçet Aysan var. Nesin İçimen var. İlhan Erdost var. Daha sayamadığım Onat Kutlar var. O kadar çok insan var ki. O yüzden bence Türkiye hakkında inceleme yapmak isteyen varsa ve bu podcast'i dinlemek isteyen varsa dönüp bakıp o insanların çalışmalarına, yaptıklarına, Türkiye için söylediklerine baksın. Ben bugün bu podcast'i yapmayı düşünürken aslında biraz acı çektim. Nereden başlayayım, nasıl anlatayım diye. Size biraz komik hikayeleri anlatayım madem. Sıkıntılı bir dönemimde bir çok çok yakın bir arkadaşım Zeynep, babamın çok yakın arkadaşının kızı, alanı yani akademisyen, Finlandiya'da yaşıyor. Çocukları var, işte Finlandiya'nın şu anda hatırlayamadığım bir mahallesindeler. Ben de yanına gittim, hani birazcık dertleşmek, biraz mekan değişikliği vesaire iyi gelir diye taksiye bindim evine gitmek için. Çünkü hava -10, otobüsü kaçırmışım.
Ondan sonra hay dedim yani neyse ertesi gün bir şeyden hallederim ben bu taksi parasını öderim. Bindim Filistinli bir taksici. Yani hani böyle bir İngilizce konuşunca nerelisin? Hani sen de biraz siyahsın hani Finliler sarışın olduğu için. Ya dedim Türk'üm dedim. Aa dedi ben de dedi cable'dan dedi kablolu yayınlardan dedi. Çok Türk kanalı izliyorum dedi. Aa ne izliyorsunuz dedim. Ondan sonra ya dedi şu Muhteşem Süleyman'ı izliyorum dedi. Ondan sonra biraz da eleştirim var dedi. İslam bize 4 tane kadın verdi dedi. Orada bir harem var dedi. Nasıl oluyor bu iş falan. Osmanlı zamanı öyleydi falan diye böyle hani geçiştirmeye çalışıyorum. Bir de Kurtlar Valisi'ni izliyorum dedi. Dedim. Ondan sonra ya geçen bölüm inanır mısınız dedi. Sokağın ortasında dedi. Gazeteci öldürdüler dedi. Türkiye'de böyle bir şey olabilir mi? Oluyor mu Türkiye'de böyle bir şeyler dedi. Şimdi ben takside arka koltukta şöyle bir sırtımı böyle bir eğdim. Neler neler yapıyorlar daha bilsen. Gerçekten mi Türkiye böyle bir yer mi? Ama biz böyle olduğunu bilmiyorduk bakın falan. Eve gelince anlattım. Ya bir insan Finlandiya'da bir taksiye binip Filistinli taksi şoförünün Kurtlar Vadisi izlediği bölümden bunu çıkarım ve bana sorması bu ne, nasıl bir tesadüf olabilir? Ve ben bu tesadüfleri çok yaşıyorum. Onun için ayrı bir şey diyelim. Kara dram, dramatik ama trajikomik bir bölüm yapabilirim sadece bütün bunlar için. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım sizin ruhunuzu çok ağırlaştırmamışımdır ama insan ruhunu ağırlaştırmayı da çok sevmem. Çünkü gülmeyi çok severim. Ben neden kısa dalgadayım biliyor musunuz? Kemal'i 16 yaşımdan beri tanıyorum. Kemal bizim araştırmacı gazetecilik öğrencimizdi ve kendisine çok güveniyorum. Ve bana podcast teklif ettiği için, podcast nasıl yapacağımı da bilmediğim için, bana yol gösterdiği için de ona ayrıca teşekkür ediyorum. Ve yani Kemal başta olmak üzere bütün gazetecilere de, bütün babamı anan gazetecilere de buradan teşekkür ediyorum. Bir de neden artık programlara çıkmıyorum onu da söyleyeyim. Şöyle, trajikomiklere de devam edeyim ya, biraz şey olduk, ağırlaştık. Bir gün böyle canhıraş hangi yılda hatırlamıyorum beni telefonla bir yere bağladılar. Habertürk mü diyeyim artık CNN Türk mü diyeyim hangisi bilmiyorum. Bir kadın dedi ki spiker bir VTR hazırlamışlar babamı silah kaçakçılarını öldürdüğü üzerine dayanan bir şey. Özge Hanım merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Babanızı silah kaçakçıları mı öldürdü dersiniz? Şimdi ne dersiniz? Yani böyle hani yuvarlak cümlelerle yanıt verdim. Telefonu kapattım. Elim ayağım karışmış. Bu nasıl bir yayın diye. Ondan sonra başka bir gün yayına çıktım. Böyle hani Reha Muhtar'ın şeyi vardır ya acı var mı acı falan diye bir bunu yine Z kuşağı pek bilmez. Bir yayına çıktım. Özge Hanım babanız yukarıda patlamış. Siz evdesiniz. Ne hissediyorsunuz? Duygulandınız falan. Şimdi bütün bunlar bizim televizyonumuzun bu şey hali, ne diyeyim, trajik hali benim açımdan, bu rating hali artık çekilmez hale geldi. O yüzden kendime biraz bu şekilde ifade etmek istedim. Bundan sonraki bu Işıltılı Hayatı Biz Seçmedik bölümünde size başka da başka dosyalarla, böyle duygusal olmayan şeylerle, anlayışlarla karşınıza çıkacağım. Araştırmalarla. Sesim biraz daha farklı olacak bunun yüzden. Ve babamın sözleriyle buraya son vereceğim. Ve 24 Ocak günü hepimiz yine başka yerlerde olacağız. Bunu dinleyenler belki kim bilir hangi ülkeden dinleyecek. Bütün kaybettikleriniz için, Uğur Mumcu için, Hrant Dink için, Tahir Elçi için, Metin Göktepe için, Onat Kutlar için, aklınıza gelen bütün aydınlarımız için bir mum yakın ve dönüp yakın tarihimizin o gizli derin kalmış yerine bakın, yazdıklarını okuyun. Çok teşekkür ediyorum. Bir başka bölümde görüşmek üzere. İnsandan şüphelenmemek gerekir önce. Memleketin yazarı, çizeri, aydını niçin bu memleketi bir kıyama sürüklesin? Niçin? Sizin bir takım kafanızda problemler varsa, siz ülkeyi bir takım ayrıcalıklara dayanarak yönetmek istiyorsanız, aydınlar buna karşı çıkıyorsa sorun burada. İnsanlar niçin hapis yatar? Niçin acı çeker? Niçin Ziver Bey köşklerinde Oktay Hümayun denen işkence karargahlarından geçer? Niçin?
Bunun bir nedeni var. Daha iyi dünya, daha iyi, daha iyi demokrasi, daha iyi sosyal adalet, daha ekmek ve özgürlük için. Bir takım insanlara niçin işkence yapıyor? Bir takım insanlar 5 yıldan 15 yıla kadar niçin hapsedilirler? İşte bugünkü düzen gibi bir düzen sürsün diyor. Niçin? Çünkü bu düzen korkuya, yılgınlığa ve sömürüye dayanıyor. Ben işkencenin olmadığı, düşünce suçunun olmadığı, herkesin silahsız saldırısız, eşitçe ve özgürce tartıştığı, dinci partiyi de Marksist partinin kurulduğu bir düzen istiyorum. Ancak o zaman ki televizyon bütün düşünceler açıklanır, o zaman Atatürkçülük maskesi takmış Abdülhamitçilerle daha iyi mücadele edebiliriz. O zaman rabıta örgütünden devlete maaş bağlatan insanların maskelerini televizyonda halkın önünde yırtma olanağı bulabiliriz. Ama bugün ne oluyor? Bugün arkadaşlar CIA milliyetçiliğine bir takım ideolojik kılıflar büründürerek muhafazakarlık, milliyetçilik, Atatürk inkılapçılığı diye ortaya sürüyorlar. Atatürkçü diyen, kendisine Atatürkçüyüm diyen insan maddedir. Emperyalizme ve kapitalizme karşı koyar. Madde iki, uşak olmaz uşak. Ne Amerika'ya, ne Sovyetlere, ne Çin'e, ne Avrupa'ya. Uşak olmaz uşak. Madde üç, kuvayi milliye ruhuna sahip olur. Emperyalizme ve kapitalizme karşı halkı örgütler. Atatürk devrimleri için İnkılap demez, devrim der, devrim. Arkadaşlar bakın, 2-3 yıl önce yasaklar vardı. 10 kişi, 3 kişi, 5 kişi bir araya gelemiyordu. Bugün ikilide bir aradayız. Yarın bir başka alanda, öbür gün bir başka alanda, daha başka gün Ankara'da Pandoğan alanında, İstanbul'da Taksim alanında. 1 Mayıs'ı da kutlayacağız. 23 Nisan'ı da, 19 Mayıs'ı da, 29 Ekim'de. Kısa Dalga podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.